konuklarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Akışımızdan bahsetmeden önce birkaç cümle kurmak istiyorum. Bizler halk sağlığı ekibi olarak çok güzel bir ekip olduk. Ve Üsküdar Tıp olarak da çok güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gerek dekanımız Haydar hocamız, hocamız Ayhan hocamız ve diğer tüm kadro her zaman bizim arkamızda ve destekçimiz olmaya devam ediyorlar. Onların sayesinde bu 6 sene içerisinde çok daha güzel işlere imza atacağız ve emeklerimizin karşılığını vereceğimize inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugünkü akışımızda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 2. Başkanı Doktor Serdar Savaş'ın konuşması, ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminden oluşmaktadır. Şimdi müsaadenizle Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 2. Başkanı Doktor Serdar Savaş'ı sahneye davet ediyoruz. Mart törene cübbe ile katılmaları. O gündüz kişiden kalmış. Ha tamam, benden dedi cübbe ile çıkmış. Peki. Sevgili gençler, değerli hocalarım, protokolde önceliği gençlere verdim. Serdar benim adım. Şu anda o görevde değilim. O görev 20 sene önce o görevdeydim. Tam 20 sene oldu. Ben İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Hayalim kalp cerrahı olmaktı. İyi de bir öğrenciydim. O yıllarda ihtisas için ayrıca böyle TUS filan diye bir şey yoktu. Tıpta uzmanlık sınavı yoktu. Giderdin, hocaların seni severdi. O bölümün imtihanına girerdin, kazanırdın. Ben de göğüs kalp damar cerrahisinde çok yoğun 3, 4, 5 ve 6, 4 sene sürekli ameliyatlara girdim, işte gece orada nöbete kaldım falan. Bütün bölümde asistanları azdı. Çok angaryalarını da çektim. İyi de bir öğrenciydim. Hani beni o bölüme asistan olarak alacaklardı. Zorunlu hizmet kanunu çıktı. Diyarbakır'a gittim. Çok severek gittim. Fakat Diyarbakır'da sağlık ocağında çalışırken bizim pek de okulda görmediğimiz sorunlarla karşılaştık. Bir defa ben bir sağlık ocağının nasıl yönetileceğini bilmiyordum. Birinci basamak hizmetlerinde ne yapılacağını da okulda pek iyi öğrenmemiştik. Gidiyorum sağlık ocağında, çocuk geliyor, şakır şakır pnömoni, zatürre. Nefes alamıyor. Niye zatürre? Kızamık zatürreye çevirmiş. Niye kızamık? Aşı olmamış. Niye aşı olmamış? Aile bilgisiz, son derece eğitimsiz, kamu hizmet götürmemiş, doktorun hiç girmediği, ebenin hemşirenin giremediği mahalleler var. Tabii insan içi sızlıyor. İşte şey yapıyorsun, o zamanlar hala var mı bilmiyorum, pronopen penisilin yine var mı? Ondan sonra verip sonra da kontrole çağırıyor. Sağlık ocağına. 3 gün sonra muhtar arıyordu. Doktor bey, efendim Şehmuz, Benusen Mahallesi 42 numarada defin ruhsatı vardır. Gidelim, o benim gördüğüm çocuk ölmüş. Benim gözüm dolardı. Böyle yaş akardı. Annesi, doktor bey sen merak etme, biz sana başka yaparız de. Böyle bir durum. Ve insanların nasıl anlamsız, çok kolayca önlenebilir nedenlerle öldüğünü görmek beni çok üzdü ve şöyle bir hesap yaptım. Ben kalp cerrahı olsam, hayatım boyunca yaptığım bütün ameliyatlardaki insanlar da yaşasalar, en fazla 30 bin kişinin hayatını kurtarabiliyorum. Hayır, bilemedin. 11.500 yaptınız. Bilemedin. Meşhurlardan. Yani bilemedin. Yani, evet, Bingür abi ki o zamanlar benim asistanımdı, bana ameliyat yaptırdı Bingür abi. 11.500 anlıyor. Fakat
bu sistemle mücadele etmek, sistemi düzeltmek milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir. Ben dedim yönümü değiştireyim. Ben Adanalıyım. Babam da o sırada Adana'da tüccarlık yapıyor. Babam diyor ki, çok affedersiniz, oğlum bırak bu milletin bokuyla sidiyle uğraşmayı. Doktorluk, moktorluk senin neyle? Gel şurada ticaret yapalım diyor. Hocalarım diyor ki, işte rahmetli oldu. Serdar bak kadroyu sana tutuyoruz, ihtisasa seni bekliyoruz ha diyor. Benim de gönlüm bu işlerle mücadele etmek istiyorum. Bu sistemi düzeltecek bir şeyler yaptım ama nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Önümde de çok somut modeller yok. Kalktım Ankara'ya gittim. O zaman Hacettepe Üniversitesi'nin halk sağlığı kuvvetli bir şey bölümdü. O zaman bir kitap vardı Sağlık Ocağı Yönetimi diye. Doçent doktor Zafer Aytek ve doçent doktor Nevzat Eren. O kitabın yazarlarını buldum. İlk defa onlarla tanıştım filan. Fakat aradığım cevap orada yok. Ben de yahu babamın dediği gibi gidip tüccar olup zengin mi olsam, okula gidip profesör olup akademik kariyer mi yapsam, bir de bu neydi belirsiz şekilde doktor olup sürünsem, bu halk sağlığıyla yani sistemle uğraşan bir adam mı olsam diye. Şimdi o zamanki halk sağlığı ihtisasının içeriğine baktım. Fakat o içerik benim yapmak istediğim şeyleri öğreten bir içerik değildi. Biraz daha çok 224 sayılı kanunun nasıl uygulanacağıyla ilgili bir şeydi. Rehberdi. Halbuki orada sistemin nasıl düzeltileceğiyle ilgili bir şey yok. Ben de böyle bir çıban var, ağrıyor, karar veremiyorum. 23 yaşındayım, 24 yaşındayım, karar veremiyorum, ne yapsam, ne etsem. Böyle hakikaten kabus görüyorum gece, çünkü ne olacağımı bilemiyorum. Bir gün İstanbul'dan Diyarbakır'a uçakla gideceğim. Yeşilköy Havaalanı var, Ankara aktarmalı. O yıllarda uçaklarda yer numarası yok, bindiğin zaman istediğin yere oturuyorsun. Bir baktım. Behli Koç. Behli Koç'u biliyor musunuz? Türkiye'nin işte en varlıklı insanı. Yanında kızı Suna Kıraç. Yanında da daha sonra bakanlık yaptı. O yıllarda Odalar Borsalar Birliği Başkanı Ali Coşkun. Üçü ayakta duruyorlar. Hemen gittim yanlarına. Efendim sohbetinize katılabilir miyim dedim. Behli Bey baktı. Gazeteci misin dedi. Değilim efendim dedim. Ben hekimim dedim. İyi katıl bakalım dedi. Katıldım. Lafa karışmadım, onları dinledim. Uçak anons verdi, işte Ankara uçağı. Onlar Ankara'ya kadar, ben aktarmalı Diyarbakır. Anonsu duyunca ben hemen elinden çantayı kaptım. Dedim ben taşıyayım hep, adam boş bulundu yani böyle. Küt diye. Dedim ben taşıyayım, maksat uçakta yanına oturacağım. Yanında da oturdum. Dedim efendim, ben sizin yanınıza mahsus çantanızı kaparak oturdum. Size bir sorun var. Siz çok deneyimli bir insansınız. Benim böyle böyle bir konuda kararsızlığım var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Beni çok rahatsız ediyor. Onun için bana bir akıl verir misiniz? Allah var ya, şöyle bir cevap bekledim ondan. Oğlum işte git babandan iş yap, sonra da fabrika kurarsın, onu yaparsın, bunu yaparsın gibi bir cevap gelir diye bekliyorum. Hani böyle bir cevap gelirse de rahatlayacağım. Nafim et, koç, böyle değil. Allah rahmet eylesin, böyle gözünü kapattı. Döndü, pardon bu tarafa döndü. Sabah uyandığımda hangi işe yüreğin coşarak, ayağın koşarak gideceksen o işi yapacağım dedi. Tabii bu benim için o kadar net bir cevaptı ki. O çıban o anda patladı. Aylar süren kararsızlığım bitti. Diyarbakır'a gider gitmez babamı aradım, baba dedim ben gelmiyorum. Hocalarımı aradım, hocam ben ihtisas yapmayacağım dedim. Ve kendime bir yol çizdim. Diyarbakır'da ne yapmaya çalışsam karşıma mazeret veya engel olarak mevzuata aykırı geliyor. Ama ne yapsam? Camiye gidiyorum, orada bir şey yapıyorum, mevzuata aykırı. Kürtçe broşür bastırıyorum, mevzuata aykırı. Onu yapıyorum, köylerde etmem, mevzuata aykırı.
Lan dedim ne mevzuatmış ya. O yıl üniversite sınavlarına bir daha girdim. Hemen hukuk okumaya başladım. Hala mevzuata aykırı. Karşıma en çok çıkan şeylerden bir tanesi. O engellerden bir tanesi. Sonra hikayeyi fazla uzatmadan çok genç yaşta Adana'da sağlık müdürlüğü yaptım. 26 yaşında. Sonra rahmetli Özal zamanında 28 yaşındaydım. Beni bakanlığa aldı. Bakanlık danışmanı, müşavir yaptılar. Milli sağlık politikasını hazırlamakla görevlendirildi. Sonra o yıllarda Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan danışmanlar filan getiriyorduk. Bir hoca geldi Dünya Sağlık Teşkilatı vasıtasıyla danışman. London School of Economics'ten Profesör Brian Eagleson'ın. Sen dedi sağlık ekonomisini nerede okudun dedi. Ben okumadım dedim. E nereden biliyorsun bunları dedi. İşte kendi kendime kitaplardan çalışıyorum. Senin dedi bu konuda master yapman lazım dedi. Dedim ben valla master yapacak dedi. Param yok dedi filan. Burslara başvur dedi. Şeye başvurdum. British Council burslarına. Ha kazandım hakikaten. Gittim Profesör Brian Smith'le beraber Health Policy, sağlık politikası, sağlık finansmanı. Bu London School of Hygiene'de birlikte götüren bir program. Daha sonra Haydar hocamız da aynı okulda master'ını yaptı. Aynı yıllarda Londra'da da bulundu. Sonra Türkiye'ye tekrar döndüğümde kafamda Türkiye'nin sağlık hizmet modelinin ne olması gerektiğiyle ilgili bayağı net bir resim vardı. Beni sağlık projesi, Dünya Bankası'nın finanse ettiği bir proje, onun başına geçtiler. Orada da güzel hikayeler var ama bugünün konusu değil. Orada ben bir pazarlık yaptım hazineyle. Dedim ki bu 150 milyon dolar tamamen işte inşaat şuna buna gidiyor. Bunun içinden 5 milyon dolarını sağlık sistemini reforme edecek çalışmalara, eğitimlere, araştırmalara ayıralım. Kabul ettiler. Sonra sağlık reformu çalışmaları başladı. Daha sonra benim müsteşar yardımcısı yaptı rahmetli Yıldırım Aktun'a. Sonra 1993 yılında oldukça travmatik bir şekilde beni görevden aldılar. Görevden alındığımın ertesi günü Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Direktörü Dr. Aswal beni aradı. Ya gel bizde çalışmaya başladı. Oraya gittim. Memuriyetten istifa ettim. Orada önce sağlık politikaları bölüm başkanı olarak çalıştım. Aradan 4 sene geçti. Daha 5. yıl yaklaşırken ben Doktor Aswal'a gittim. Doktor Aswal Avrupa Başkanı. Onun altında bir 2 numara işte Avrupa Başkan Yardımcısı ve Avrupa Program Direktörü diye bir görev var. Onun altında 6 tane direktör var. Direktörlerin altında da biz varız. Program yöneticileri. Ben Healthcare Policies and Systems, sağlık hizmetleri, politikaları bölümünü yönetiyorum. Program yöneticisiyim, program menajerim. Bağlı olduğum bir direktör var, onun bağlı olduğu 2 numara var. Direktör of Program Management, o da Aswal'a bağlı. Ben burada çok güzel işler yaptım. Orta Asya'da projeler yaptım, işte sağlık hizmetlerinde kontrat gelişimi, Ljubljana Konferansı'nı düzenledim. İşte Avrupa sağlık reformları şartını hazırladım. Ben hakikaten çok deli gibi çalışarak çok güzel çalışmalar yaptım. Doktor Aswal'a gittim. Dedim ki bir mektup yazdım. Bana dedim sahip çıktınız. Türkiye'nin hiç sahip çıkmadığı, bana çok hor davrandığı dönemde. Size çok teşekkür ediyorum. Bir baba gibi. Artık 4. yılımı da bitiriyorum. Önümüzdeki yıl ben ayrılmak istiyorum. Yerime adam da yetiştirdim. Bana müsaade gibi bir mektup yazdım. Üst katta sekreterin ne verdi dedim bunu Doktor Aswal'a dedim. Odama indim aşağıya. Aradan 5 dakika geçmedi Doktor Aswal odama geldi.
uzun boylu, çok böyle yakışıklı bir adam, Norveçli. Elinde benim mektup okumuş, tekrar zarfa koymuş. Ben dedi böyle bir mektup almadım dedi. Attı masanın üstüne. Doktor Azal, yani ben yapacağımı yaptım. Bundan sonra artık kendimi tekrar etmeye başlayacağım. Ben ülkeme dönmek istiyorum. Orada kafamda başka projelerim var. Hayır dedi. I have a challenge for you. Bunu anladınız mı? Challenge yani seni mücadele edeceğin bir yeni bir alan, meydan okuyoruz sana. Sınavım var. Şimdi orada bizim direktör Konstantinos Sakellerides çok dünya tatlısı bir adam, Yunan asıllı bir Portekizli. Portekiz'e müsteşar olarak davet edilmişti. Şey boşalıyor, direktörlük boşalıyor. Dedim ki Doktor Azval, beni muhtemelen Konstantino'nun yerine direktör yapacaksınız. Ben de 36 yaşındayım usta. Ama ben bu görevi çok arzu etmem. Çünkü teknik güç program yöneticilerinin elinde. Yönetim, strateji, uygulamalar iki numaranın elinde. DPM'in elinde. Öbürü arada sandviç. Bizim benim sempozyumum olur, onun açılış konuşmasına gelir. İşte bilmem ne programı yaparız, onun kağıtlarını imzalar. Havalı bir iştir hani havalı. Direktör dünyasal teşkilatında ama zayıf bir görev. Merkez valisi. Merkez valisi. Heyecanı yok işin. Bir challenge yok işin. Dedim herhalde hani bunu düşünüyorsunuz. Ben dedim teşekkür ederim dedim. Yani sağ olun. Büyük bir teveccüh ama. Seni dedi tanımadığımı mı düşünüyorsun? Yo dedim siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Hani babam gibi oldunuz bu dönemde. Ben sana dedi direktörlük önermiyorum. Ben sana dedi DPM politikasını öneriyorum dedi. İki numara. Ama direktörlerim Doktor Azval, 36 yaşındayım, Türk'üm, Müslümanım, bir de o zamanlar saçım daha beyazlaşmamış, Almanların dediği gibi Schwarzkopf, yani Karabaşım. Almanlar öyle diyorlar aşağıda. Karayağız Anadolu dedi. Beni dedi böyle bir göreve getirirseniz sizi mahvederler. Çünkü o görev o sırada boşalıyor. Benim aklım ucundan bile geçmiyor tabii öyle bir şey. İngiliz Büyükelçisi, Alman Büyükelçisi, Rus Büyükelçisi, Fransız Büyükelçisi her gün biri ofiste. Biri geliyor, biri gidiyor. Biri bakanları geliyor oraya kendi memleketlerinden birini atamasını yaptırmak için. Dedim yani seni mahvederler, etsinler dedi. Ben dedi 2000 yılında emekli olacağım. Seni dedi bu göreve getireceğim. Bu görevde sana challenge'ım var demiştim. 3 tane challenge. Bir tanesi dedi. Geldiğin günden beri her toplantıda eleştiriyorsun. O yanlış, bu yanlış, finansman yanlış, işte görev dağılımları yanlış, bilmem organizasyon yanlış. Al kardeşim dedi ya. Direktörsün dedi. Al ne yanlış, hepsini düzelt dedi. İti öldürene sürütürler diye bir laf var. İkincisi, ben dedi emekli olurken arkamda yeni bir Avrupa politikası bırakmak istiyorum. Health 21, sağlık 21. Health for All Policy for the 21st Century. Bunu dedi hazırlamanı istiyorum. Üçüncüsü de dedi biz bulaşıcı hastalıklarda çok başarılı olduk bunlarla mücadelede. Ama NCD'lerde yani Non-Communicable Disease bulaşıcı olmayan hastalıklarda çuvalladık dedi. Senden bu konuda bir strateji, bir çözüm, bir şey yaptık işte neyle ilgili. Bu adam beni şaka maka o görev aldı. İlk iki görev benim için hakikaten çocuk oyuncağıydı. Hemen reorganizasyon yaptım, bütçeleri ve alokasyonlarını yaptım, organizasyon şemasını değiştirdim, bilmem ne, kan revan oldu ortalık. Bayağı adam şey yaptı, ne derler, çığlık attı, can yandı. Health for All Policy'yi hazırladık. Gayet güzel yayınlandı.
Şimdi üçüncü konu. Yani non-communicable diseases. Ne olacak? Bunu nereden değiştiriyorum? Hacım Bey. Ha şuradan. Orası. Şimdi Avrupa'da, yani Avrupa bölgesinde o vakit Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, yani dünyanın zenginlerinin, bu OECD denilen zengin kulübü, Türkiye'de dahil olan bir epidemiolojik ve demografik geçiş meselesi var. Şimdi insanlar 200-300 sene önce, sevgili gençler, bu kısmı çok önemli arkadaşlar. Burayı iyi dinlememizi isterim. Çok doğuruyorlardı. 8, 9, 10, 15 çocuk. Çünkü aile planlaması falan bilinmiyor. E televizyon da yok. İnsanlar ölüyorlardı. Ama aynı zamanda da ölüyorlardı. Neden ölüyorlardı? Bulaşıcı hastalıklardan ölüyorlardı. Bir veba salgını geliyordu, milyonlarca kişi. İşte sıtmadan, koleradan, tifodan, tifüsten, veremden, cüzzamdan, lepradan ölüyorlar. Demek ki yüksek bir doğurganlık, yüksek bir fertilite, yüksek bir ölüm hızı vardı. Sonra aşılar bulundu, antibiyotikler bulundu, temiz su. Bundan sonra da mortalite düştü. Ama doğurganlık hala yüksek devam etti. Şu arada ne oldu? Nüfusat. Sonra üçüncü aşamaya girdi. Burada doğurganlık azalmaya başladı. Mortalite de azalıyor ama bakın şu azalma hızını kaybetti. Fakat burada da mortalite, işte fertilitenin düşüş hızı arttı. Sonra buraya geldik. Doktor Azval benimle bu konuşmayı yaptığında 1996 yılında biz şuradaydık. Ve onun dediği şey, bak önümüzdeki dönemde, yıllarda fertilite, mortalitenin de altına düşecek. Ve hakikaten ondan sonra düştü. Ve biz 2000'li yıllardan sonra şu aşamaya girdik. Bu Türkiye'nin birçok ilinde de artık bu hale geldi. İtalya, bütün Avrupa hemen hemen böyle. En kötü durumda olanlar İtalya mesela çok kötü. Polonya çok kötü. Bütün Batı dünyasında şu anda doğurganlık çok düşük. Ölüm hızları da düştü ama doğurganlık ölüm hızının da altında. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bu durumda bir toplum yaşlanıyor. Toplum yaşlanınca sigorta gelirleri azalıyor veya primler, sağlık için ayrılan bağımlı nüfus artıyor. Peki toplum yaşlanınca, o zamanki deyimiyle, hala da WHO onu kullanır, NCD, non-communicable diseases, ben buna kronik kompleks hastalıklar diyorum. İşte kalp krizleri, kanserler, diyabet, inmeler, kemik erimesi, Alzheimer hastalığı ve dejenerif hastalıklar artıyorlar. Tabii bunlar arttığında medikal harcamalar da artıyor. Yaşlanan toplumda bu hastalıklar artıyor ve tıbbi harcamalar çok artıyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Yüksek bir hastalık yükü, bu burden of disease, Haydar hocanızdan dinleyeceksiniz, gittiğiniz sınıfa geldiğinizde hastalık yükü denen şey, toplumdaki ölümler, mortalite hızları, hasta gün sayıları, efendim böyle söyleyeyim, yani morbidite, bunların iş gücünden ne kadar kayba yol açtı, bunlara ne kadar tedavi harcaması yapıldığı, hepsini toplayan burden of disease dediğimiz, hastalık yükü dediğimiz şey gittikçe yükseliyor. Bunlar çünkü çok yüksek. Bu quality adjusted life years da insanın yaşam kalitesini ölçen bir değer. Qualities'ler düşüyor. Ve şuradan dolayı da sağlık hizmetlerinde bir finansman krizi. İşte Doktor Azval'ın beni
göreve getirirken, Avrupa Program Direktörlüğü görevine getirirken söylediği üçüncü challenge buydu. Serdar, buna bir çözüm getirmen lazım diye. Şimdi tarihi gelişimi burada bir tarafta bırakalım. Günümüze dönelim. Şimdi sevgili gençler, bu hastalıklar bugün tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği, hastanelere en çok başvuruya sebep olan, en çok ilaç kullanımına sebep olan, en çok doktora gitmeye sebep olan, en çok ölüme sebep olan hastalıklar. Ve bugünkü tıbbi yaklaşım bu hastalıkları tanı ve tedavi yoluyla bunlarla mücadele etmeye çalışıyor. Şimdi dünyada evvelki yıl 2018'de askeri harcamalar 1.8 trilyon dolardı. Amerika, Rusya, NATO, bilmem ne, hepsi dahil, Suudi Arabistan, Türkiye 1.8 trilyon dolarlık bir askeri harcama var. İlaç harcamaları 1.1 trilyon dolar. İkinci sırada da ilaç geliyor. Ama sevgili gençler, ilacın yanına hastaneleri, tanı cihazlarını, laboratuvarları, şunu bunu koyduğunuz zaman hastalıklar için harcanan para trilyon. İlaç dahil mi hocam? Dahil. 8 trilyon dolar. Bakın, dünya silah harcamalarının 4 katı. 4 katından fazla. Korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam. İşte bu arkadaşlar hastalık harcaması. Peki bütün dünyada hastalıklardan korunmak için harcanan para ne kadar? $200 milyar. Ve bu da asıl harcamaya yol açan hastalıklar için değil. Bulaşıcı hastalıklar için. Aşı harcamaları, işte hijyen falan filan. Dünyadaki aşı pazarının büyüklüğü aslında bu. Bu. Şimdi çarpıklığı görebiliyor musunuz? Hastalığa bu kadar para harcıyoruz. Önlemeye hiç para harcamıyoruz. Tabii öldürsen daha olsun. Ama yeni sistemde, yeni modelde öldürmek yok. Süründüreceksin. Şimdi bakın. Diyor ki, kanserden korkma. Geç kalmaktan korkma. Rahat rahat kanser olacak. Kanser olmaktan korkacak. Ne var? Kanser ol. Ama hemen bana gelmek işsizlik ki ondan sonra ben seni sağlayacağım. Şimdi böyle bir yanlış mesaj olabilir mi? Kanserden korkmayacakmış. Korkarım abi kanser. Kanserde olmam. Nasıl olacakmış? İşte bunlarla mücadele etmek için bizim tıp mensupları olarak farklı bakış açıları geliştirmemiz gerekiyor. Bize verilmiş olan kutunun içerisinde kalıp da bu kutunun içerisinde çözüm aramaya çalışırsak o sorunları oluşturan koşullarda ve o sorunları oluşturan düşünce dünyası içerisinde o soruna çözüm bulamazsınız. Eğer bir sorunu çözmek istiyorsanız önce o sorunu oluşturan kutunun dışına çıkmanız lazım ki farklı bir bakış açısını geliştirebilirsiniz. İşte bu farklı bakış açısını ben 7K tıbbı olarak ortaya koydum. Diyorum ki artık tıp kişiye özel olmalı. Herkese aynı şeyi yaparak
bir hastalığı tarif edip insanları o hastalıkla ilgili kutunun içine sokup o hastalıkla ilgili sayılmış işleri ona uygulayarak bu işi yapmak artık geride kaldı. Çünkü bilim çok gelişti. Genomik bilimi ortaya çıktı. Bunları kullanarak tıbbı kişiye özel hale getirebiliriz. İkincisi, tıp kestirimci olmalı. Bugünkü problemi değil, gelecekte olabilecek problemi öngörebilmeli, öngörü yapabilmeli. Üçüncüsü, madem ki öngörüde bulunuyorum, o hastalıktan kişiyi koruyabilmeliyim. Üçüncü K'sı da tıp koruyucu olmalı. Tıp kapsayıcı olmalı. Yani insanı tek bir organıyla, işte safra kesesiyle, böbreğiyle, beyniyle, kulağıyla, midesiyle değil, bir bütün olarak bir sistem biyolojisi yaklaşım içerisinde ele almalı. Tıp keskin olmalı. Evet, kolesterol değerin yüksek, kolesterol değeri düşük. Hayır. Bu yükseklikle düşüklük arasında yüzlerce farklı değer var. Nokta atışı olarak o değere gidip o değeri o kişi için değerlendirmen lazım. Bu da precision, yani keskinlik denen şey. Tıp kanıta dayalı olmalı. Şimdi kanıta dayalı çok moda oldu. Son 10 yıldır, 15 yıldır. Aa, kanıta evidence, made medicine, evidence. Peki, bu ifade Tomlinson Hanım'a aittir. Diyor ki, evidence-based medicine lafı ilaç sektörü tarafından hijack edilmiştir. Yani hijack şey yapmış, çalınmış, kaçırılmış, ele geçirilmiş. Diyor ki adam, şu hastalığın tedavisinde, şu tanısında şu gaydan uygulanır, bilmem ne böyleyse buna bakılır, böyleyse buna bakılır. Bu böyleyse şu ilaç verilir, böyleyse bu ilaç verilir. İşte bunun da adı kanıta dayalı tıp. Ve biz bunu yedik. Hakikaten bugün kanıta dayalı tıp diye ilaç firmalarının ilaçlar nasıl kullanılır dedikleri yöntemlere kanıta dayalı tıp dedikleri. Hayır, kanıta dayalı tıp o değil. Ben eğer bir şey yapacaksam, Ayhan Hocama bir hastalıktan korumak için bir müdahalede bulunacaksam, onun kanıtlarını, onun vücudunda ona göstermeliyim. Birey bazında kanıtını sunmalıyım. Kanaate dayalı. Ya bir al bakalım şunu nasıl gelir? Aa, şunu kullan çok iyi bak. E bu teyzeler de yapıyor bunu. İşte bizim komşuda kullandığı ilaçtan aldım hocam diyor. Bilmem ne çok iyi geliyormuş ondan aldım diyor. Peki. Sonuncusu da bu hastalıklar yani kronik kompleks hastalıklar uzun yıllarda meydana gelen hastalıklar eğer önlenecekse bireylerle sağlık sisteminin kol kola girmesi lazım. İşte bu kol kola girme hadisesine de katılımcılık diyoruz. İşte 7K tıbbı bakış açısı mevcut tıbbın yerine değil, mevcut uygulamalara ilave olarak geliştirilmiş bir model. Şöyle bakacak olursak, konvansiyonel tıp hastalık odaklı, 7K tıbbı sağlık odaklı. Konvansiyonel tıpta amaç tanı koymak, İçinde bulunduğumuz anı değerlendirmek, 7K tıbbında gelecekte karşılaşacak hastalık risklerini öngörmek, bu tanıdan sonra tedavi yapar, bu riski öngördükten sonra korur. Burada hastalığın görüldüğü organa yönelilir, burada ise insanın bütününe yönelilir. Burada ilaç, kemoterapi, radyoterapi, cerrahi bakım gibi hastalıkla ilgili işler yapılır. Burada ise kişi özel beslenme, egzersiz, besin destekleri, stres yönetimi gibi yaşam tarzı düzenlemeleri yer alır. Burada epizodiktir. Bir anda doktora gidersin, bir anda sana bakarlar ve gönderirler. Halbuki bu bir zaman içerisinde yaşam boyu devam eder. Burada hastalar, hastane, poliklinik, tanı tedavi merkezleri, muayeneler gibi hastalık odaklı kurumlarda ele alınır. Burada danışanlar birinci basamak sağlık hizmet bilimlerinde. Bakın dikkat ederseniz burada hasta diyorum, burada danışan. Çünkü buradaki insan henüz hastalanmamış. Kronik kompleks hastalıklar burada artarak devam eder. Burada da kronik kompleks hastalıklar ve ölümler en az 3'te 1 oranında azaltılır. İşte buradan buraya, daha doğrusu buna ilave olarak bunun da yapılması lazım. Şimdi sizi tekrar zaman tünelinde Doktor Azbal'ın bana görev verdiği yıla götürüyorum.
bu yıldan tam bir yıl sonra ben doktora hazır olan şunu anlatacağım şimdi size. Doktor Azor, biz buraya ulaştığımızda hastalanıyoruz. Biz buraya bir, tamamen genetik sebeplerle ulaşıyoruz. Bunlar kalıtsal hastalıklar. Pedikletörik, kistik, fibroz, bazı kromozom hastalıkları kalıtsal olmasa da Down sendromu, bir sürü çocuğun doğuştan hasta olduğu, Akdeniz anemisi, işte hemofili hastalığı, bir sürü hastalıklar. Bunlar kalıtsal doğuştan gelen hastalıklar. Gende bozukluk, kromozomda bozukluk eşittir hastalık. Bu bizim konumuz değil. İkincisi, bize sağlığımızı kaybettiren faktörler dışarıdan geliyorlar. Dış çevre kaynaklı hastalıklar. İşte hastalık demeyelim de sağlığı kaybedildiği durumlar, işte trafik kazaları, İş kazaları, yanıklar, akut zehirlenmeler. Üçüncüsünde, burada bir genetik komponent ve onun üzerine eklenen patojenler var. Bu da enfeksiyon hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar. Ama işte non-communicable diseases, yani kronik kompleks hastalıklar denilen alanda ise burada bir genetik yatkınlık var. Bunun üzerine yaşam tarzı ve çevresel faktörler eklendiğinde hastalık ortaya çıkıyor. İşte bunlar da 21. yüzyıldaki artan, bu hastalık yükünü artıran kanserler, kalp krizleri, diyabet, Alzheimer, dejenerat hastalıklar, işte bu grupta olan hastalıklar. Bu gruptaki hastalıkları bizim yok etmemiz lazım. %86'sı. Aynen. Harcamalarında %95'ini aldı. Şimdi sevgili gençler, bunu size bir örnekle açıklayayım. Bu nasıl oluyor? Akciğer kanseri ile sigara arasındaki şeyi biliyoruz. Münasebeti biliyoruz. Herkes biliyor. Şimdi şu, sigara içtiğimiz zaman vücudumuza aldığımız toksin olsun. İçinizde sigara içen yoktur, ondan eminim. Ama öyle hayal edin. Etrafına bakanlara bakıyorum. Kaç kişi etrafına baktı? 5 kişi içiyormuş. Şimdi bu toksin vücuduma girdiği zaman kanımda dolaşıyor, hücrelerimin içine giriyor filan. Toksinlerin bir özelliği var arkadaşlar. Toksinler suda çözülmüyorlar. Toksinler yağda çözülüyor. Suda çözünmediğine göre ben de vücuttan ter, idrar ve safran yoluyla atıkta bulunduğuma göre, bunların üçü de su bazlı olduğuna göre bu toksin vücuttan atılabilir mi? İsim ne? Bora. Bora. Atılabilir mi bora? Çözünmüyor. Atılamaz. Çözünmüyor suda. Nasıl atacaksın? İşte vücudumda kalıyor, gidiyor hücrelerin içerisinde DNA'ya kimyasal olarak zarar veriyor, DNA'yı bozuyor, kırıyor ve bende akciğer kanseri oluyor. Akciğer kanseri olmak bu kadar basit. Şimdi vücudumuzda genler var. Her hücremizin içinde DNA var. O DNA ne yapıyor? Proteinleri kodluyor. DNA bitkiyi üzerinde 3 milyar tane adenin, guanin, timin, sitozin diye böyle gidiyor. 4 şey, harf, 4 molekül. 4 nükleotit, 4 baz ne derseniz deyin. Bunlar gidiyorlar. Bunların görevi şu. DNA böyle giderken TAC, timin, adenin, sitozin yan yana geldiği zaman aklınıza kalsın. Tarsus Amerikan Koleji. Buradan gidiyor. Sonra bir bitiş koduna geliyor. ATC, ACT veya ATT. Bu üçünden bir tanesini gördüğü zaman da duruyor. Bu alan gen. Genin görevi kendisindeki bu üçlü, bu harflerin içinden oluşmuş yerde her üç harf bir amino asidi kodlayarak kendisinden bir replika çıkarıyor. Bir fotokopi çıkarıyor. Fotokopi hücrelerin içinde ribozomlara amino asitleri yan yana getirip proteinleri oluşturuyor. Yani genin görevi
proteinleri üretecek formülleri taşımak. Proteinler nedir? Hemoglobin bir protein, kan kızak kırmızı rengini veren şey, oksijeni taşıyan. Taşıyıcı proteinler var işte, hemoglobin onlardan biri. Kolesterol, ester, transfer proteini. Taşıyıcı. Hormonların tamamı. Testosteronu, bilmem işte östrojeni, androstenidonu, bilmem nesi. Kolesterolün kanda taşınmasını yapan lipoproteinler adı üstünde zaten. Enzimler, sonra azdan biten her şey. Katalaz, amilaz, lipaz, proteaz, dehidrogenaz. Ne kadar az. Ama az döner, az pilav ona İşte bütün bunlar vücudumuzun faaliyetini yürütüyor. Çocuklar, bunlardan bir tanesi glutatyon S transferaz T1 diye bir şey, bir gen. Bu gen ne yapıyor? Glutatyon S transferaz T1 diye bir protein üretiyor. Bu protein de geliyor bu toksine glutatyon denen amino asidi bağlı. Glutatyon buna bağlandığı zaman bu toksin artık suda çözülür hale geliyor. İdrarla terde vücuttan atılıyor. Buna ne diyoruz? Detoks diyoruz. Hani millet şeylere gidiyor ya bu Antalya'da, Bodrum'da detoks kamplarına, bu o. Tabii o işin para da kısmı. Çünkü sen İstanbul'u bütün sene temizleme, ondan sonra bir hafta İstanbul'da temizlik kampanyası yap. Ya çöpünü atmazsın. Bir de zaten İstanbul'u 2 gün temizleme, 3. günde kokar şimdi. Onun için öyle gittim, ay kardeş detoksa gittim, bütün toksinlerimi attım, geldim, bugün falan da bir daha. Detoks her gün yaptım sanmıyordur. Ama neyse, ne güzel bak, bir şey öğrendik ki vücudumuzdan biz bu toksinleri atıyormuşuz. Ne mutlu bize. Şimdi, peki bu toksini atan enzimi kim kodladı? Bizimle. İrem, kim kodladı bunu? DNA. Elimiz kodladı. Elimiz kodladı. Peki, isminle. Tara. Tara bir gel. Tara'nın ve benim cildimizdeki renkleri gel, oluşturan hanginiz daha açık, hanginiz daha koyu? O açık, ben koyu. Değil mi? Adana. Sen Ordulu musun? İran mısın? Neresinden? Tebriz. Koca geldi. Gel ya, gitmez oraya. Tebrizlileri seviyoruz. Şimdi, Tara elini kaldır çocuğum. Şöyle. Benim cildimdeki melanin pigmenti Tara'nınkinden daha fazla. Neden? Çünkü benim melanin üreten genim Tara'nınkine göre daha hızlı çalışıyor. Onunki daha yavaş çalışıyor. Ben eğer bu yenim daha da hızlı çalışsaydı ne olurdu? Zeki olur. Tara'nınki daha yavaş çalışsaydı ne olurdu? Ta en uca hiç çalışmamaya giderse albino olur. Tara buralarda kalırsa sarışın, yeşil gözlü, mavi gözlü olur. Teşekkür ederim. Şimdi açık renk ve koyu renk bir özellik, genetik bir özellik. Demek ki benim melanin pigmenti üreten genim hızlı çalışıyor, Tara'nınki yavaş çalışıyor. İşte bu glutatyon vardı ya demin bağlanan, onun da çocuklar bir hızlı çalışanı var, bir yavaş çalışanı. Bu hızlı yavaşlık nereden geliyor biliyor musunuz? Bu harfler giderken 3 milyar harfin, binde biri bizlerde farklı. Senin ismin ne? Elif. Elif. Bu sabah aynaya baktın mı? Evet. Ne gördün? Yani görmediklerim yerlere baktım. Neyse, oralara çok gitmeyelim. Gözlerine bak. Şey, bir güzele baktın, saçını taradın değil mi? Evet. Ne gördün orada? Güzel bir genç kız. Değil mi? Bana bak şimdi, ne görüyorsun? Güzel bir genç kız görüyorsun. Şişko yaşlı bir adam. Şişko yaşlı bir adam. Yakışıklı bir delikanlı herhalde. Ama şimdi bak, ben sana moral bozucu bir şey söyleyeyim. Senin ve benim aramdaki genetik farklılık sence ne kadardır?
yüzde ne kadardır? Yüzde bir. Yüzde bir. Bak yüzde bir olsaydı ben şöyle yapardım şu anda. Başka bir tür. Şempanze ya, şempanze olurdu. Aramızdaki fark binde bir. Morali bozuldu. Eyvah dedim, nasıl oluyor o adamdan dedim, binde bir fark. Ama 3 milyar harf olduğu için, 3 milyar harfin binde biri 3 milyon harf değişikliği yapar. Bunun 5'i gözümüzün kenarı, 8'i kulağımız, 4'ü işte bilmem burnumuz, öbürü şuyumuz, buyumuz filan. 3 milyona var mı ya? Çok var. Onun için gönlünü rahat etsin. Sen hala genç ve güzel bir hanımsın. Ben hala yaşlı ve çirkin bir adam. O 3 milyon farktan dolayı. Ha, işte bu harf dizilişindeki farklardan, harf dizilişinde öyle bir yere gelmiş ki bu fark. Benimkinde işte T var, öbürününkinde G var. Bu da kodlanan proteinde bir amino asit değiştiriyor. Amino asit değişince glutatyon S transferaz T1 geni daha az üretim yapıyor, daha az ekspresi oluyor, öbürü daha çok oluyor. Demek ki biri hızlı detoks yapan gen, birisi daha yavaş detoks yapan gen. Bizde her genden kaç tane var? Her genden kaç tane var? Yok. Her genden şöyle. Bütün hücrelerimizde aynı genler var. Hepsinde. Yani insan genomu her yerde aynı. Aynı genler bütün hücrelerde var. Ama o şeyde o DNA yapısından, dizilişinden bizde bir anneden gelen var, bir babadan gelen var. İki tane. İki tane. Her genden iki tane var. Bir anneden biri babadan. Bir anneden biri babadan. İsmin ne? Emir. Diyelim ki Emir annesinden de babasından da hızlı çalışan detoks genini almış. Şans bu ya. Hiçbir zaman yapmaz ama bir sigara içse glutatyonlar bir çalışıyor. Tak 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 tak. Atıp gidiyor. Ne toksin ne bir şey. Oh tertemiz. Senin adın ne? Gizem. Gizem annesinden hızlı, babasından yavaş almış olsun. Gizem de hiçbir zaman içmez. Ama içtiğini varsayalım. Sigaranın içtiğinde toksinleri Emir'e göre biraz daha yavaş uzaklaştırıyor. Ben annemden de babamdan da yavaşı almışım diye. Ben sigarayı içiyorum, toksin hücreye geliyor. Abi toksin gel daha. Tamam ya, atarız bir ara. Ya bak, ihmal etmezsin değil mi? Tamam tamam. Hasan, kağıtları tatlısı dağıt oğlum. Benimkiler tembel, benimkiler çalışmıyor. Şimdi, toksin benim vücudumda birikiyor. Gizeminkinden açılıyor. Emirinkinde durmuyor bile. Şimdi, bu açık tenli olmak, koyu tenli olmak gibi bir özellik sadece. Peki, bu özelliğin üzerine üçümüzle bugünden itibaren günde bir paket sigara içersek hangimiz daha önce akciğer kanseri olur? Siz olur. Ya Allah korusun bence bir şey etmeyin ya. Maazallah diyeyim. Maazallah. Maazallah ben. Evet. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Bu Emir'in genetik yatkınlığı, bu Gizem'in genetik yatkınlığı, bu Serdar'ın genetik yatkınlığı. Herhangi birimiz hasta mıyız şu anda? Değiliz, değiliz. Hadi birer paket sigara içelim. Emir bir paket götürdü. Hasta mısın Emir? Hayır. Gizem bir paket götürdü. Hasta mısın Gizem? Hayır. Serdar bir paket içti. E geçmiş olsun. İşte sevgili gençler, bu nedenledir ki birçok insan sigara içer, bazıları kanser olur. Peki bunun testini yaptırabilir miyiz mesela? Tabii yaptırırsınız, onu yapıyorsunuz. Gen testi diye enstitüde bu işler de var. Şimdi bunu hep anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Şimdi sevgili gençler, burada Emir bir paket daha içti. Aa gene olmadı. Ya sigara etse benim sigara kanser yapsa dedem kanser olurdu kardeşim. Adam 96 yaşında öldü benim dedem. Günde iki paket sigara içti.
En sonunda ayağa takıldı, kafasını kaldırmış dedenler. Ondan öldü. Bildiğimiz dedeler. İşte o dedenin genetik yapısı bu. Detoksu hızlı. Peki, şimdi şunu bilmeniz lazım çocuklar. Azmin elinden bir şey tutulmaz. Eğer bu dede ben illa olmak istiyorum derse. Ama çok daha önemlisi. Ben eğer bana derlerse ki, Serdar, yavrum, sen Gizem'e ne bakıyorsun, Emre'ne ne bakıyorsun millet sigara içiyor diye. Onlar toksinlerini atarlar ya, sana ne oluyor? Sen atamıyorsun güzel evladım derse, ben de sigarayı içmezsem, beslenmeme de bu glutatyon içeren izotiyosiyonatlı sebzelerden günde 35-36 gram alırsam, ben de hasta olamam. İşte bu çocuklar kalp krizi için de böyle. Meme kanseri için de böyle. Prostat kanseri için de böyle. Alzheimer hastalığı için de böyle. Genlerde çevresel koşulların etkileşmesi, yaşam tarzımızın etkileşmesinden geliyor. Ama ben kolay anlaşılsın diye olayı basitleştirerek anlattım. Burada glutatyon S-transferaz P1 genini anlattım. Halbuki burada birinci faz detoks genleri var, ikinci faz detoks genleri var, antioksidasyon genleri var, yok manganz peroksidis mutaz var, glutatyon peroksidaz var, kırık DNA'ları tamir genleri var, efendim prolifere olan kanser hücresini bastıran genler var, kanser hücresini yakalayan genler var. Takım oyunu. Burada bir sürü takım oyunu. Takım oyununda oynayanlar var. Burada da birçok başka faktör var. Havadaki kükürt dioksit partikülleri var. Egzoz dumanı var. Yediğimiz meyvelerde yıkanmadan yiyorsak aldığımız pestisit kalıntıları var. Zirailer kalıntıları var. İşte yok deodoranlar var, spreyler var, işte bilmem boyalar var, deterjanlar var. Var. İşte stres var. Doğru beslenme veya yanlış beslenme var. İşte bütün bunlar birçok genetik özellik, birçok dış çevresel faktörle karşılıklı kompleks olarak etkileşerek, işte kompleks hastalıklar buradan geliyor. Çünkü genetik hastalıkta bir sebep var, gen. Dış çevreden gelen de ya patojen, işte ya bilmem şey, deprem, işte adamın kafasına sıkılan silah. Ama burada bir sürü genetik, bir sürü çevre. İşte bunun için bunlara kompleks hastalıklar diyoruz. Ve bütün kompleks hastalıklar bu tabiattadır. Ve Doktor Azbal'ın bana, ya Serdar, I have a challenge for you, bu non-communicable disease'e, oğlum, çare bulmamız lazım. Dediği hastalıklar bunlar için. Buraya kadar anlaşıldı mı? Hocam, bu kadar öğrendiğinizde bize müsaade demek isteyenler çıkabilir. Kalacak kalanlara biraz daha enteresan bir şeyler anlatacağım. Bir alkış. Zeynep. Furkan şeye geldi ya, duruyor da bitmez olsun. Ben bir şey... otur. Ben de seni gibi yaptım. Sen dedin ya, hoş geldiniz dedin, durdun, alkış bekledin. Ben de hani gitmek isteyen gitsin deyince herkes alkışladı, kimse gitmedi. Maksat alkış olsun. Yaz ya, Doktor Serdar Savaş gençler tarafından çılgınca alkışlandı. Sevgili gençler, şimdi bak, olay nasıl enteresan bir hale gelecek şimdi. Benim bu genetik yapım ana rahmine düştüğüm anda oluşuyor. Annemin oğumu, yumurtası, babamın spermi. 1 Haziran gecesi. Birleştiler. Babamın 23 kromozomu, annemin 23 kromozomu, 46 kromozom olarak İlk zigot Serdar oluştu. O zaman lakabım zigot Serdar. Tek bir hücre. Bu tek bir hücre sonra mitoz bölündü. 2 tane oldu. İkisinde genetik yapısı aynı. Bunlar bir daha bölündüler, 4 oldular. Bunlar bir daha bölündüler, 4, 8, 10, 32, ikişer ikişer gidiyor. Allah Allah, oğlan büyüyor. Güner, kızım hamile misin? Nesin diyor anneanne.
Fethiye anlayan Murat'ı doğruyor beni. Serdar'a gibi haberi yok. Serdar biliyor içeride. 9 ay 10 gün sonra da o ilk hücreden oluşmuş Serdar dünyaya geldi. İşte o Serdar'ın ilk anda oluşan o zigot Serdar var ya, zigotun genetik yapısı neyse bebek Serdar'ın da genetik yapısı bütün hücrelerinde aynı ve değişmedi. Hala her kazık kadar oldu aynı DNA'sı var. Sizlerin de DNA'nız ilk zigot halinizden aynı. Şimdi ana rahmine düştüm ve benim genetik yapım oluştu. Dolayısıyla yatkınlıklarım da oluştu. Diyelim ki bu benim kalp krizine genetik yatkınlığım olsun. Bunun içinde ne var şimdi? İyi kolesterol genim, kötü kolesterol genim, damarlarımın esneklik genleri, yüksek tansiyon genim, efendim homosisteini temizleyen genim, bilmem ne. Tıbbi olarak söyleyecek olursak apolipoprotein C3, efendim lipoprotein lipaz, apoE4, angiotensin converting enzim, angiotensinojen, endotelin glikosis sentaz, metilen tetrahidroforat redüktaz. Bunlar hep örnecekler. Bir sürü genler. Şimdi bunu kimi hızlı çalışıyor, kimi yavaş çalışıyor o takım oyununda. Ama sonuç olarak, Halilacığım çok teşekkür ederim bu kavramı kazandırdın bana. Kümülatif olarak takım oyununda takımın beni hasta etme yatkınlığı bu kadar. Başka birinde daha yüksek olabilirdi, daha düşük olabilirdi o genlerdeki değişikliklere. Bunlara da polimorfizm diyoruz. O polimorfizmlere göre daha değişik olabilirdi. Benimki bu. Benimki bu ve sevgili gençler bu. Hayatım boyunca hiç değişmeyecek. Hani derler ya 7'sinde neyse 70'inde o, işte bu. 7'sinde neyse 70'inde o. Değişmez. Ölüp gitsem mezardan örneklere baksalar, DNA örneği alsalar, zigot Serdar'la aynı. Peki. Şu da hastalık eşi, kalp krizinin hastalık eşi. Şu anda ben hasta mıyım? Hayır. Değilim. İsim ne? Erdem. Çok güzel bir isim. Pazar günü Kabataş Ekrek Sesi'nde Erdem konusunda bir konuşma yapmış. Hastalanmam için ne lazım? Eşiğe gelmek için hastalan neden olan etmenler lazım. Söyle bakalım. Yani çok yağlı. Güzel. Başka? Yaşamın hareket. Şimdi bakın gençler. Daha annemin karnındayken babamın içtiği sigara bana ulaşır. Eğer nitrofil sentaz yerim çalışmıyorsa benim damarlarım o zamandan itibaren daralmaya başlar. Ha ana rahminde ama çok küçük miktarlarda gelir. Onun için etki çok küçük küçük. Şimdi bakalım, hadiseyi görelim. İşte babamın içtiği sigara etkiliyor. Çocukken yanlış beslenmeler, lisede sigaraya başlamalar, üniversitede egzersizi bırakmalar, şurada evleniyorsun, stresli bir hayatın oluyor. Şurada da Türkiye'ye dönüyorum. Hadi geçmiş olsun. İşte bakın. Tek başına kalp krizine genetik yatkınlığım var diye hastalanmadım. O nedenle hiç kimse annesinden doğarken kalp kriziyle doğmuyor. Bunların hepsi sonradan oluyor. Hiç kimse de akciğer kanseri yatkınlığı var diye anasından doğarken akciğer kanseriyle doğmuyor. Kronik kompleks hastalıkların hepsi yıllar sonra bütün bu etkilerin birikimiyle meydana geliyor. Nedir burada? Beni hasta eden yaşam tarzı ve çevresel faktörler. Şimdi size bir soru. Senin ismin nedir? Perihan. Perihan, benim yatkınlıklarım daha yüksek olsaydı ve ben aynı yaşam tarzını sürseydim ne olurdu? Daha erken kalp krizi geçirirdim. Senin ismin ne? Burak. Dikkatli dinle, tuzaklı soru. Burak, benim yatkınlığım daha düşük olsaydı ve ben aynı yaşam tarzını sürseydim ne olurdu? Düşerdi. Neyi düşerdi? Yatkınlığınız.
Lan oğlum yatkınlığım niye düşsün? Yatkınlığım bura. Yatkınlık bu. Bu değişmiyor. Hep aynı. Yatkınlığım daha düşük. Zaten buradan başladım. Ama ben aynı yaşam tarzı. Yani bu Serdar değil de şu Türkiye'ye döndükten sonra kalp krizi geçiren şurada evlenen Serdar değil de şurada daha düşük yatkınlığı olan. Aynı şeyleri yapıyor ama bir defa. Yatkınlığı daha düşük. Aynı yaşam tarzını sürüyor. Ne oldu? Kalp krizi geçirmezdi. Olmazdı. Ha, kalp krizi geçirmedi. Ama adama ne oldu? Adam ne oldu burada? Başka bir neden. Öldü mü? Başka bir neden. Rahmetli. Başka bir nedenden öldü. Kanserden gitti. Trafik kazasından gitti ama kalpten ölmedi. Anladın mı fark? Demek ki kompleks bir hastalığa yakalanmamak bizim elimizde olmamış. Ben geçenlerde 3-4 sene oldu. Sosyal medyada kanser kader değildir dedim. Bana çok saldırdılar. Doğum sen nasıl söylersin Allah'ın işine karışırsın. Ben, bak güzel ya. Güzel Rabbim bana kendi iradesiyle, yani külli iradesiyle bunu verdi. Ben bunu değiştiremiyorum. Ama bu benim cüz'i iradem. Bunun kontrolü benim elimde. Benim hastalık kaderim bunun ikisinin karışmasından ortaya çıkan bir şey. Onun için eğer sen cüz'i iradeni iyi yönetirsen güzel Rabbime hiç çamur atmana lüzum yok. Sen hastalan. Yeter ki kendi iradeni doğru kullan. Onun için kanser kader değildir. Kalp krizi de kader değildir. Bunları eğer bilirsek önleyebiliriz. Rabbim bunları vermiş, üstüne de demiş ki size akıl verdik, hiç kullanmaz mısınız? İşte kullanırsan olmaz. Şimdi şuraya geldiğimde ne oldu? O nokta nedir? Burada ne oldu o çizginin olduğu yerde? Kalp krizi geçirdim. Hastaneye kaldırdılar. Eşeğe ulaştım. Götürüyorlar. Burada bir ağrı, buz gibi terliyorsun. Ne yaparlar hastanede? Nereye götürürler? Acile. Acilde ne yaparlar? Elektro çekerler. Tansiyona bakarlar. Kan tahlili, enzimlere bakarlar. Eğer hücrelerin parçalanmasını gösteren enzimlerde artış varsa derler ki, hocam sen kalp krizi geçiriyorsun. Tanıyı koydu tıp. Sonra yoğun bakıma kaldırırlar. Sonra işte şey yapacağız derler, bypass yapacağız, stent takacağız. Yani ne yapacaklar? Tedavi edecekler. Tanı ve tedavi. İşte sevgili gençler, 2500 yıldır tıp bu işten uğraşır. Tanı ve tedavi yapar. Doktora gidersin. Efendim ne şikayet var? Şimdi bize şöyle anamnez nasıl alınır? Adı soyadı, doğum tarihi. Şikayeti, hikayesi, özgeçmişi, soy geçmişi. Efendim ne şikayetimiz var? Ne zaman başladı? Başka hangi hastalıklarımız var? Ailede neler var? Hadi bir muayene edelim. Şu idrar tahlini, bu kan tahlini yaptırdım. Bize röntgen çektirelim. Ve efendim akciğerlerimizde şey var, su toplamış. Tamam. Ondan sonra da tedavi. Tıp bu işi yapıyor. Şimdi doktora gitsen. Buyurun efendim. Ne şikayetim? Hiç şikayetim yok. Hayırdır kız istemeye mi geldiniz? Yani niye geldim bana? Mutlaka bir problemin olması lazım. İşte burada hastalık devreye giriyor. Hastalık devreye giriyor. Sevgili gençler, bir eşik daha var. Bu eşik de ilk bulgu eşiği. Zaman içerisinde ben buraya geliyorum. Kalp krizi geçirmemişim ama kolesterolüm yüksek. Kalp krizi geçirmemişim ama homosisteinim yüksek. Kalp krizi geçirmemişim ama tansiyonum yüksek. Bir takım bulgular, belirtiler var. Acaba ben bu bulguların, belirtilerin olduğu noktada mıyım? Bunu anlamak için ne yapmam lazım? Keriyem ne yapacağım? Bravo. Tahlil yaptıracağım, check-up yaptıracağım. Bana diyecekler ki, ya hocam bak, dikkat et biz seni severiz ya. Kolesterolün de yüksek, tansiyonun da yüksek. Zaten çok da yoruluyorsun. Allah korusun bak derler. Şimdi senin adın ne? Polat. Polat. Polat'cığım sana çok kritik bir soru. Düşünerek cevap ver. Zamanın şu noktasında gitsem ve check-up yaptırsam
Bende ne çıkar? Hiçbir şey çıkmaz. Oo hocam ya maşallah aslan gibisin ha sen. Bizi de gömersin. Ya, tak 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 sırtımıza. Üç ay sonra bir kalp krizi. Mort. Ya aslan gibi adam geldi bizim üniversitede bize anlattıydı rahmetli. İşte bir şey yokmuş, şimdi çakak yaptırmıştı, küt diye gitmiş ya, hiç belli olmuyor abi ya. Aman boş işlermişler, boş hayat, boş. Kadın gelir mamografi çektirir, bir şey çıkmaz, 4 ay sonra meme kanseri olur. Bunları son olaylara bağlarlar. Ya Serdar Hoca Adana'ya gitmiş. 4 kişinin kebapını, üstüne de taş kadayı fiyat. Eve de gitmiş Güner teyzenin içli köfte yapmış, yatmadan 10 tane yemiş. Sabaha çıkmadı rahmet. Veyahut da kadına derler ki, ah o hayırsız kız kadını kanser etti. O kulağı küpeli oğlanla, davulcuyla kaçtı kız. Davul çalmıyor değil mi? Davul çalmıyor. Kaçtı kadın. Üzüntüsünden kansere kaldı ya. Vallahi ya derler. Sevgili gençler. Ne ben kebap yedim diye kalp krizi geçiririm. Ne de o kadın kızına üzüldü diye kanser. Bir kronik kompleks hastalığın arkasında nereden bakarsanız bakın 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl. Arkasında 20 yıl olmayan kalp krizi olmaz. Bir hazırlık dönemi. Arkasında 20-25 yıl hazırlık dönemi olmayan meme kanseri olmaz. Hocam diyelim şu an bir karar alındı. Koruyucu hekimliğe çok fazla önem verilen ve tamamen koruyucu hekimliği artırıcı çalışmalar. Bunların 50 yıl içerisinde hastalıklar zamanla azalmaya başlayacak. Ama bu sefer de klinik hekimlerin mesleğini elinden almış olacağız. Belki de bu yüzden tutmuyordum. Ya, olur mu ya şimdi insanlar doktorların işlerinden alacağı şey olur mu? Ölsün namuslar. Hepsi kanser olsun. Ya tabii amaç o. Amaç o. Amaç o. Amaç korundukça 8 milyon dolar para dansın da öyle mi? Hastalıktan sağlığa kaydırır. Tabii ki de bir şey o değil. Peki bu bir şey günümüzde koruyucu hekimliğe belki de önem verilmemesinin sebebi bunun. Tabii bunun politik yönlerini konuşacağız birazdan, az kaldı. Şimdi bakın, ana rahmine düştüğüm anda hastalık gelişiyor. Nerede gelişiyor biliyor musunuz? Hastalık hücrenin içinde gelişiyor. Hücrenin dışında hiçbir bulgusu yok. Hücre içinde değişiklikler meydana geliyor, hiçbir bulgu vermiyor. Ondan sonra çocuklar hücrenin içerisinde fonksiyonlar bozulmaya başlıyor. Hala bulgu yok. Ama ondan sonra işte kanda erken bulgular ortaya çıkmaya başlıyor. Arkasından da hastalık oluşuyor. Şimdi şu seviye bakın bozulmuş hücre fonksiyonu tıbbın baktığı bir yer değil. Halbuki siz ilk bulgu eşiğinden önce hücredeki fonksiyon bozukluklarını görebilirsiniz. Bugün fonksiyonel tıp denilen şey bundan uğraşıyor. Ama bu da kafi. Bizim yaptığımız çalışma ne? Arkadaşlar, ben senin genetik yapına bakarım. Ayrıntısıyla bakarım. Yüz binlerce genetik özelliğine bakarım. Sonra bu yaşam tarzını ve çevresel faktörleri matematiksel olarak ölçülecek şekilde analiz ederim. Beslenmen, egzersizin, uykun, stres düzeyin matematiksel olarak ölçerek. Sonra bu fonksiyonel yani subklinik bulguları verecek olan analizleri yaparım. Sonra ilk bulgu eşiğine bakarım ve derim ki Elif'ciğim sen şu anda buradasın, gencecik bir insansın. Check-up yaptırsan subklinik bulgu hiçbir şeyin çıkmaz. Ama yavrum sen bu genetik yapı ve bu yaşam tarzıyla şöyle gidersin. Gelecekte şu hastalıklarla karşılaşabiliriz. Gel bunlar değişti. Ne olacak? Elif'i burada yakaladım. Artık şu gidişi şöyle yapacağız. Ve yıllar içerisinde bu hiç birikmeden, hiç bunların birine ulaşmadan eğik devam edecek ve şeye ulaşmayacak.
İşte bu çalışmanın yapılış şeklinde biz önce sinip analizleri denen bu polimorfizmleri analiz ediyoruz. Sonra bireyin yaşam tarzını çok teferruatlı ölçerek analiz ediyoruz. Sonra ölçüm ve analizlerle vücudunun mevcut durumunu anlıyoruz. Arkasından hastalık risklerini hesaplıyoruz. Bu bireyin yaşlanma süreçleri nasıl olduğunu hesaplıyoruz. Ve sonra kişiye özel beslenme, besin destekleri, egzersiz, stres, uyku, bilişsel aktivite, güneşten alınma, tıbbi takip gibi müdahalelerle takip ediyoruz. Ve sonuç olarak geldiğimiz yer kompleks hastalıklardan korunma, daha uzun bir yaşam, daha düşük bir biyolojik yaş ve fiziksel, zihinsel, cinsel olarak artmış bir yaşam kalitesi. İşte bu 7K tıbbının somut bir uygulaması olarak gen test bunları yapıyor. Bunları da böyle 200-300 sayfalık bir raporla kişiye sunuyoruz. Şimdi biz ben Türkiye'ye 2000'de döndüm. 2004 yılından itibaren Doktor Tomis Hanım'la birlikte Hacettepe Teknokent'te araştırma merkezimizi kurduk. İlk modelimizi geliştirdikten sonra 2007 yılında Personalized Medicine dergisinde yayınladık. 2008 yılında Atina'dan Genetik Sempozyumunda ben bunun sunumunu yaptım. Aynı yıl Lisbon'da Avrupa Halk Sağlığı Konferansı'nda sundum. Ve ondan sonra 2008-2013 yılları arasında Avrupa Public Health Genomics European Network'te yer aldık. 2009 yılında Avrupa'daki en uygulama, en iyi Public Health Genomics uygulaması seçildik. Sonra 2012-2015 yılları içerisinde Marie Curie seçkin araştırmacı fonunun desteğiyle yine Tomris Hanım'ın yaptığı araştırmayla European Center for Public Health Genomics'te çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de 2019-2020 yılında hatta şu anda da dünden itibaren de iki tane biri Amerikalı biri Alman araştırmacı geldiler. Hollanda'dan bizimle çalışıyorlar. Hatta onların araştırmalarının etik kurulu dosyaları da sizin üniversiteye verildi. Ondan sonra çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eskiden hastalanırdık bu sağlık düzeyimiz. Hastalanınca sağlık düzeyini kaybederdik. Bunu şamanlar, büyücüler yerine getirirlerdi. Sonra bunun yerini kim aldı? Bunun yerini tanı ve tedavi, yani hastalık odaklı tıp aldı. Hastalığın ne olduğunu tanıyalım, kaybolmuş sağlığı tekrar yerine getirelim. Sonra sevgili gençler, toplum bazlı koruyucu sağlık hizmetleri, aşılar, hijyen, ana çocuk sağlığı, bunlar gelişmeye başladı. Arkasından 1970'lerde toplum bazlı sağlığı geliştirici health promotion kavramı ortaya çıktı. Mevcut sağlığı alayım, şimdi birincisinde kaybolmuş sağlığı yerine getiriyordum. İkincisinde sağlığın kaybolmasını önlüyorum, aşağı inmesini. Üçüncüsünde sağlığı promote ediyorum. Ama bu yaptıklarımın hepsi toplum bazlı. İşte bu 7K tıbbı ve gen test yaklaşımıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey kişiye özel sağlığı koruyucu ve geliştirici hizmetleri sunmak. Yani bunları artık bireye özel hale getirmek ve toplum sağlığına farklı bir bakışla halk sağlığı, toplum sağlığı anlayışını bireye indirgeyip bireyde bu işi yapmak. Çünkü gelişen teknoloji bize bunu sağlıyor. Bütün bu çalışmalarda 2015 yılında çok hoş bir kitabım yayınlandı. İçinde bir karikatür var. Benim karikatürüm bütün olayları o anlatıyor. Gırgır bir kitaptır. Bulursanız okuyun. Genlerin Işığında Kişiye Özel Tıp diye. O kitabın giriş chapter'ının sonunda benim bir karikatürüm var. O karikatür diyor ki ülkemizde bir gün aile hekimleri kendilerine bağlı nüfusu gen testlerinin ışığı altında yönetirlerse ülkemizdeki ölümler en az 1/3 oranında azalacak. İşte arkadaşımızın dediği konu. Bizim vizyonumuz nasıl yaparız da biz bu uygulamayı birinci basamak hizmetlerin parçası olarak pratisyen hekimler, aile hekimleri vasıtasıyla onların sağlık ekibiyle beraber sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde birinci basamak sağlık kurumlarına nasıl uygularız? Şimdi düşünün, ben bir aile hekimiyim,
bana bağlı 3000 nüfus var. Ben o 3000 nüfusun risklerini biliyorum. Eğitim hemşireme diyorum ki hemşire hanım, kolon kanseri riski yüksek olanları işte her ayın 25'inde toplayalım. Birine gelemezse öbürüne gelir. Kalp krizi riski yüksek olanları her ayın 13'ünde toplayalım. Diyalit olanları şurada. Zaten 15 tane hastalık var. Hastalığı ölümlerin %95'ini oluşturan. Bunlara her ay bir gün verin. Her ayın 5'i işte benim bölgemde ne olsun? İşte Ceyhan Hürriyet Mahallesi doktoruyum ben. Ceyhan Hürriyet Mahallesi kalp krizi günü. O gün ben bütün o hedef kitleyi toplayayım. Ve onlara diyeyim ki siz şu 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 nedenlerle bu riskler karşılaşıyorsunuz. O sebeple sizin bunu yapmanız lazım. Şimdi biz bugün ne yapıyoruz? Sigara içme kampanyası. Ateş ediyoruz. Nişan aldık mı? Yok. Halbuki senin sigara içmen çok tehlikeli. Doğrudan nişan aldın mı? Ve onu ikna etmen lazım. Bak kardeşim, senin nitrik oksisentaz yeni çalışmıyor. Nikotin senin damarını cart diye şey yapıyor. Çocuğun kaç yaşında? 5 yaşında. 9 yaşında öksüz kalır. Ona göre tedbirini al. Dedin miydi o sigarayı bırak götürmüştünüz. Çünkü öbürü elle gelen düğün bayram. Buna ne diyoruz? Zedelenebilirlik yaratıyoruz. Vulnerability yaratıyoruz. Zedelenebilirliği yarattığın anda adam diyor ki aman Allah'ım Mehmet içiyordu. O içsin namussuz ona bir şey olmaz mı? Ben gidiyormuşum ben telef oluyormuşum. Ve şu anda gelen araştırmacılar mesela bunu araştırıyorlar. Araştıracaklar. Acaba bunlar davranış değişiklikleri üzerinde ne kadar etkili oluyor? Adam niye yıllarca sigara içmiş de kendisi yaptıktan sonra bırakmış? Koskoca profesör bu. Yani sigarayı bırakmayan profesör. Gentest'ten sonra bırakıyor. Niye? Kanıtını görüyor, kanıtı da canını yakıyor. Kendine ait kanıtları. Kendine ait kanıtları. Hocam bir yere gidersen bir cümleyle arkadaşlara ilavede bulunmak isterim. Yaşadıkları bir sorun ya da şey. Şimdi şu, siz beyaz önlük giyeceksiniz değil mi? 13'ünde. 3 boy önlük yaptırıyor üniversite. Small, S, M ve L. XL var mı 4. onu da bilmiyorum. Onlardan hangisi size uyarsa diyor. 100 öğrenci var. 4 boy önlükten herkese dağıtıyor. Ama aramızdan 15-20 kişi çok mutsuz. Ne S ne M'ye uyuyor. Kolevi dar geliyor mesela. Hazır giyim gibi biz hizmeti veriyoruz. Halbuki eğer kişiye özel olduğu zaman bu hizmet önlük şöyle gelecekti. Hepinizden kolevi, kalça baseni, boyun sapron mesafesi, pilinin uzunluğu, orada açacağı şey ne yırtmaç, onun şeyi filan. Herkese spesifik göğüs kafesi çevresi şuralardan filan alıyor. Herkese tam birebir vücuduna oturan terzi işi önlük dikileceğinde %100'ü mutlu olacak. Aksi takdirde %70'iniz mutlu olacak, %30'unuza önlük uygun olmayacak. O %30'u da ölenleri oluşturuyor. Nasıl? Benzetme güzel mi? %100. Tek beden herkese uymaz. Bu kadar basit. İşe özelleştirilmiş bir hale getirdi. Adamın birini, doktorun birini televizyon programına çağırmışlar. Demişler ki, hocam 25 dakikamız var, şunu anlatayım. Olur mu demiş ya bu okulu demiş, saatler alır, 25 dakikada ben bunu anlatamam filan. Hocam demiş, televizyonda böyle öyle zaman 2 saat veremeyiz, yani 25 dakikada ne anlatırsın? İyi peki demiş, gelmiş işte makyaj yapıyorlar. Ondan sonra demişler ki, hocam şeyden programdan önce bir 30 saniye VTR hazırladık. Girişte onu bir sunacağız. Sonra size seyrettirelim VTR'yi. Seyretmiş. Hepsini anlatıyorsunuz. Ben de anlatacağım şimdi dedim. Haydi abi şimdi baştan anlatsaydım da bir de kesinlikle anlatsaydık. Hadise bu çocuklar. Artık tıbbı kişiye özel terzi işi tailor made hale getirmek meselesi. Artık o hazır. Herkese 42 beden ver. Bitsin diye. Sorunuz var mı? Sorunuz, eleştiriniz, haklınız. Ya sen acele mi var? Dur anam o alacağım. Ben o plakayı almadan
Gitmem buradan. Teşekkürler. Hiç gitmem söyle. Alacağım biraz. Hocam, buyurun hocam. Önce bir soru soralım. Bir daha ne zaman geleceksiniz diye sormanızı bekliyorum. Tadı damağımızda kaldı, öyle değil mi? Sizin adınıza ben böyle bir soru sorarak başlayayım. Ne zaman ne derseniz ki? Allah razı olsun. Bana yeter. Gençlerle konuşma imkanı verin. İsminiz ne? Reza. Reza. Hoş geldiniz hocam. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Hocam, tıp ile dergisinde aktif genle ilgili bir bölüm gördük. Burada işte çevrenin aktif gen etkisinin ben hocaya sorduğumda çok az etkilediğini söylemişti. Ama siz burada bahsettiğiniz hani skalada bu genin işte çevresel faktörle yüksek bir miktarda tekabül ettiğini gördüm ben burada. Bunun kişi sayısının yani nüfusun artmasıyla bir orantısı olduğunun mu yoksa önceden gelen süre gelen bir genlerimizde mutasyon mu diyeyim artık? Böyle bir olayın sonucunda mı hani bu oran fazlalaştığını? Şimdi şöyle anladığım kadarıyla cevap vereyim. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Bir gen var. MTHFR. Biz de kalp hastalıkları riskini hesap ederken o gene bakıyoruz. MTHFR geni eğer bir insanda çok hızlı çalışıyorsa ve de o insanlarda çok fazla folik asit yani B9 vitamini alıyorlarsa bunlar da bağırsak kanserleri meydana geliyor. Biliyorsunuz Japonya'da insanlar çok bol yosun diyorlar. Yosun da dünyada B9'dan en zengin gıdalardan birisi. Ne olmuş? Japonya'da MTHFR geni hızlı çalışan insanlar binlerce yıldır o folik asidi ala ala kanser olmuşlar, ölmüşler. Kanser olmuşlar, ölmüşler. Buna doğal seleksiyon diyoruz. Orada hayatta kalanların hep MTHFR'leri yavaş çalışıyor şu anda. Ama o kadar çok folik asit alıyorlar ki problem yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya götürülen Japonlar, Marshall yardımıyla patır patır ölmeye başlamış adamlar. Niye? Çünkü Amerika'daki beslenmede yosun yok. Tamamen karbonhidrat ve ete dayalı bir beslenme, folik asit alımları son derece düşük, genleri de yavaş çalışıyor. Yavaş çalıştığı için homosistein kanlarında yükseliyor, adamlar patır patır emboli atıyor, kalp krizi geçiriyorlar. Demek ki burada genin çalışmasıyla beslenmenin dış çevrenin ortaklaşa oluşturduğu bir sonuç var. Bu beslenme bu genin çalışmasını etkilemiyor. Hocam onu söylemiştir. Ama genin çalışmasını değiştiremeyiz demiştir hocam. Bu bir yönü. Gelelim ikinci yönü. O da epigenetik. Epigenetik denen şey genlerin üzerinde farklı etkilerle bir genin ekspresyonu yani messenger RNA üretme hızını değiştirmek mümkün. Bazı gıdalar bazı genlerin çalışmasını artırır. Mesela arginin verirsek enosferi daha çok çalışır. Bu epigenetik yani genetik üstü bir etkidir. Bazen bir genin ürettiği bir protein başka bir genin çalışmasını arttırır. İşte transkripsiyon faktörleri var. Onun daha fazla transkript yapmasını, daha fazla messenger RNA üretmesini etkiler. Şimdi bu yavaş çalışıyorsa, bu normalde çalışsa, bu yavaş çalıştığı için o indüklemeyi yapmadığı için çalışıyor. Bu epigenetik durumlar bunlar. Epigenetik durumların hani nüfusun artmasıyla veya azalmasıyla bir ilgisi yok. Bunlar bizim binlerce yıldır getirdiğimiz özellikler. Bununla ilgili mesela çok ilginç bir şey, bu da genetik antropoloji denen alan. Mesela eskiden Batı uygarlıklarında, Antik Yunan'da filan su kanalları var. Gidin Efes Antik Kenti'nde su kanalları var. Altında şey gidiyor, yanında neydi onun adı, kanalizasyon gidiyor. Kanalizasyondan suya
Mikrop karışıyor. Millet bunu içti miydi? Ateşi çıkıyor, kusuyor, ölüyor bilmem ne. Diyorlar ki su öldürür. Aqua mortata. Su içmeyelim. Ne içeceğiz? Şarap. Bu adamlar şarapçı olduğu için o kadar kazılarda, bilmem gemilerde, batıklarda amfora bulunmuyor. Şarap hayat için çok önemli çünkü su içiliyor. Onun için şarap içiyor. Onun için şarap tanrısı var. Yani merak etmeyin, şarap tanrısı bunlar alkolik oldukları için değil. Çünkü şarap hayatların en önemli şeyi. Tüketim maddeleri. Şimdi ne olmuş peki? Bunlar şarap içerken içerken alkol dehidrogenaz, yani alkolü uzaklaştıran, demin hocanızın dediği gen, o gen çalışmıyorsa yavaşça adamlar ölmüş. Alkol dehidrogenazı, alkolü hızlı uzaklaştıranlar hayatta kalmışlar. Fakat Çin suyu kaynatmasını bulmuş. Çin'den Orta Asya öğrenmiş, Hindistan öğrenmiş, Japonya öğrenmiş. Bu adamların öyle şarap yapalım, şarap içelim diye bir şeyi kalmamış. Onlar alkolü uzaklaştıramayanlar da hayatta kalmış. E şimdi bugün siz bir İngiliz, bir Çinli, bir Türk masaya oturun. İngiliz bir şişe viskiyi bitirir. Have a very good night, see you tomorrow morning de. Senin Çinli. Yapışır yere, hadi adamı kolundan çek, kustur, yatağa yat. Niye? Çünkü Çinli alkolü uzaklaştıramıyor. Alkol dehidrogenaz çalışmıyor. Çalışmıyor Çinli'de. Batılılar da çalışmayanlar da hepsi ölmüş. Kalanlar da hepsi canavar gibi. Brian Higgins'imiz abi böyle bir büyük Rabbim işte herif. Ondan sonra kalktı hadi bakalım dedi. Şimdi gidelim geldi. Şimdi bir gerisi içelim. Onlar böyle mi? Gözünü seveyim. Şey bu. Yani afyon bu arada açıklarda. Onlarda afyon çok kullanıyor açıklarda. Tabii tabii onlar da neden? İngilizlerin 19. yüzyılda Çinlileri tamamen afyona alıştırarak memleketlerini ele geçirmek, sömürge haline getirmek için yaptıkları bir uygulama. Afyon savaşları var. Tabii. Ben bir soru soracaktım. Hayır. Hani sigaradan bahsetmiştik ya, işte bıraktırmamız gerekiyor artık falan şekilde kişi özel tedavi. Nereden biri bu? Hani onları bilinçlendirmemiz gerekiyor, bırakmalarını sağlamamız gerekiyor. İşte. Biz işte tutun insan bilgilerine dersi içtiriyoruz. Haydar Hoca da orada şey demiş, işte, eğer içen kişiye başına ne geleceğini ve tamamen zararlarının onun vücuduna nasıl etki yarattığını bilincindeyse tıpta insani bilimlere göre, yani insaniyet açısından insan bilimlere göre ben o adama artık karışmam. Ben sigara içenden ikiye ayırırım. Bilinçli içenler ve bilinçsiz içenler diye. Burada bilinçlendiriyoruz adamı. Zaten bilinçlendikten sonra da bırakıyor. Buna bilinçli içen mesai hocamın bir hocası varmış. Yani neyse bilin... onun ben olduğumu söylemem. Yok hocam öyle bir şey. Sevdi hocam. Ama sen buna hayat mı diyorsun? Aynen öyle dedi arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Gerçekten. Serdar Hocam çok teşekkür ederiz. Kısa sürede çok değerli bilgiler paylaştınız. Sağ olun. Bu Gen Test Enstitüsü'nde bir gen analizi hangi teknolojiyle yapılıyor? Elektron mikroskobuyla mı? Ya da kan örneği alınarak mı? Bir de kısaca onu anlatırsanız memnun olurum. Şimdi ilk bu çalışmalara başlayıp Hacettepe Teknokent'te GenAR diye bir araştırma merkezi kurmuştuk. O vakit MassRay, Sequenom diye bir araç kullanıyor. Çok ilginç bir teknolojiydi. Burada DNA'nın bakacağımız kısmı enzimlerle kesiliyor. Sonra, şimdi burada T mi var, C mi var, onu arıyoruz. Öyle bir enzim konuluyor ki, C ise bağlanıyor, T ise işte bir başka enzim buna bağlanıyor. C'ye bağlanan molekül ağırlığı bu kadar. T'ye bağlananın bu kadar. İki farklı molekül ağırlığı meydana geldi. Sonra bunu bir vakumda uçurup havada uçma hızının time of flight, TOF, onun için Mildi TOF teknolojinin adı, TOF teknolojisiyle uçuş hızını ölçüp bu insanda eğer hepsi yavaş uçuyorsa ekranda böyle bir şey, hepsi hızlı uçuyorsa ekranda böyle bir şey, hem hızlı hem yavaş uçan varsa ekranda iki şey çıkıyor. Eğer hepsi yavaş uçuyorsa
diyorduk ki bunda TT, ortada başka bir şey yok. Anadında, babadında T almış. Değişiklik, varyasyon yok. Hepsi hızlı uçuyorsa ortada, ortamda CC var. Annede de babamda C'yi almış. Demek ki homozigot. Hem anneden hem babadan gelen varyasyon var. Hem C'yi hem T'yi görünce o zaman diyor ki anneden C almış diyelim, babadan T almış veya tersi, heterozigot diyor. Zaten 3 sonuç var. Yok. Heterozigot, homozigot. Bu şekilde ölçüyor. Fakat daha sonra biz analiz yapma işini kendi işimiz olmaması nedeniyle, ya bu işi yapan başka insanlar var. Bizim asıl işimiz bunun sonuçlarının biyoinformatik olarak değerlendirilmesi, bunların translate edilmesi dedik. Laboratuvar işini bıraktık. Şimdi laboratuvar hizmetini dışarıdan satın alıyoruz. Şu anda kullanılan teknolojiler mikroarray teknolojileri. Bu mikroarray teknolojilerinde ufacık böyle bir şeyin üzerinde yüz binlerce sinif analizini yapmak mümkün. Tamamen biyoinformatik, nanoteknoloji. İkisi bir araya geliyor. Muazzam teknikler. Teşekkür ederiz. Bir de hocam kısa bir sorun daha var. P53 geni üzerinde çok çalışmalar yapılıyor. Özellikle kanser vakalarında. P53 özellikle zerdeçaldaki kurkumin maddesinin P53 geni üzerinde etkileri inceleniyor. Sizin ona bakma imkanınız oluyor mu acaba? Şöyle, bakılabilir. Evet. Ama şu anda biz buna bakmıyoruz. Fakat bakılabilir. Bunların kanserin önlenmesinden çok tedavisiyle ilgili konularda bakılıyor bunlara. Biz tedaviyle ilgilenmiyoruz. Tamam. Bizim işimiz önleme. Onun için tedaviyle ilgili genlere çok girmiyoruz biz. Çünkü o zaman hastalık eşiğinden sonraki kısma geçiyor. O sebeple orada biz kendi çizgimizi çok net koyduk. Bizi de hani o yola düşürecek çok böyle cazip tekliflerden hep gelir. Hocam şunu yapsak, bunu yapsak falan. Hepsi harika. Ama tanı ve tedaviye girdiği için oraya biz 15 yıldır hiç girmedik, 16 yıldır hiç girmedik. Dedik ki biz tamamen koruyucu tıp alanında kalacağız dedik. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Yani plaket falan verdim. Hangisi? Meriç'ti değil mi? Hani dedi ya, Furkan. Pardon Furkan. Yani bu bir değişim dönüşüm ve bu değişim dönüşümden rahatsızlık duyacak kesimler olacaktır. Tabii çok teşekkür ederim Tomis hatırlattığın için. Yani çünkü çok kritik bir soru, benim de çalışma alanım. Sistemler şimdi, nasıl değişir? Şimdi bakın, şuradan sonrası 8 trilyon dolar. 8 trilyon dolar buradan sonrası. Biz diyoruz ki, ya buraya 8 trilyon dolar harcamayalım, şuraya daha az harcayalım, bu hastalıkları aşağı çekelim. Şimdi, böyle bir söyleyeceğim şey mümkün olmaz ama, hayali olarak düşünün. Yarın sabah Türkiye'de hiç kanser hastası, kalp hastası, diyabet hastası, hiçbiri kalmamış olsun. İlaç sektörü, hastaneler, tanı cihazı satanlar, röntgen cihazcılar, eczaneler, hemşireler, ya işsizlikten kızın ortalık. Ağzı metali. Pazarın elinden alıyorsun. Pazarın elinden alıyorsun. Şimdi hangi yılda otomobiliz? Bir Obama'ya rapor hazırladık. O raporda 2011'de Obama'nın ikinci seçiminden önceki dönemdi. Sonradan Kazbey yayınları onu kitap olarak yayınladı. New Ideas to Redevelop America, Amerika'yı geliştirmek için yeni fikirler diye. Orada 20 chapter vardı. Chapter'ın birisini biz yazdık. Orada Amerika'daki bozuk sistem ve önerilerle ilgili yapılan şeylerin hepsi ama hepsi çıkar lobileri tarafından engellendi. Amerikan başkanı ya yapamadı, gücü yetmedi. Çünkü ilaç lobisi çok kuvvetli bir lobi. General Electric adam işte var, röntgen makinesi satıyor, MR makinesi satıyor, bilmem ne satıyor. Bu gücü onların elinden almak çok zor. Gamma bir de Gamma Knife var. Şimdi bak bir de ne var? Bunlar hep
patentli teknolojiler. Onu geliştirdiğinde o 25 sene, 30 sene oradan esas parayı çekiyor. Ama bizim yaptığımız ya işte ıspanağın patenti yok. Kepeğin patenti yok. Yoğurdun yok. Bilmem neyin yok. Sirkenin yok. Portakalın yok. Şuyun yok. Bunun yok. Vitaminlerin de yok. Besin desteklerinin de yok. Egzersizin de patenti yok. Dışsallık sağlayan. Doğru nefes alıp vermenin de patenti yok. Ama bunlar hastalıktan koruyor. Onun için bu tabii çok önemli bir konu. Çünkü böyle bir değişim toplumda çok önemli yapısal değişiklikleri gerektiriyor. Onun için hem politik, hem idari, hem teknik, hem hukuki birçok şeyin değişmesi lazım. Bunlar ancak yavaş yavaş değişir. Hocam şu an zaten dünya yüzeyinde yani ilaç farklı şeyi, kronik hastalıklar ve regülatif tedavi. Yani bakın hipertansiyon ve diyabetin tedavisi yoktur. Regülasyondur. Her gün o ilacı alacaksın. Ne kadar uzun ömürlü olursan bana o kadar iyi para kazanacaksın. Regülatif tedavi vardır. Yani şey, dünyadaki iki büyük pazar. Pfizer yapar. Diyabet ömür uzatıyoruz diyor. Regülasyon. Tedavi değil. Tedavi. Regülatif. Ben yapay pankreası da bulduklarına inanıyorum ama diyabet ilaçlarının engeline takıldım. Tabii. Kesin regülasyon daha iyi. İsim ne? İsmim Mustafa. Hocam ben şunu soracağım. Avrupa'da çalışmışsınız yıllarca. Türkiye'de ilk yıllarında ve şu anda hala Türkiye'desiniz. Ben şunu soracağım. Bu önlemler Avrupa ile Türkiye arasında bir fark görüyor musunuz? Hiçbir fark var. Hiçbir fark yok. Aynı. Yani tedavi edici tanı tedavi tıbbı orada da çok önde. Orada birinci basamak sağlık hizmetleri biraz daha kuvvetli ama kronik kompleks hastalıklara karşı bir programları yok. Aşıları güzel yapıyorlar bilmem ne. Onun dışında tamamen aynı. Onun için işte Hollandalılar mesela çok ilgilendiler ya bunlar nedir, nasıl yapıyorsunuz filan diye. Tomlinson'la şeyde yapılan, Maastricht Üniversitesi yapılan çalışma bunun birinci basamak sağlık hizmetlerinde nasıl uygulanacağı konusundaydı. Şimdi yine Amsterdam Üniversitesi'yle benzer bir çalışma yapıyor. İlgilerini çekiyor. Ama yani Avrupa homojen bir yapı değil. Avrupa'da da birinci basamağı güçlendirelim, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirelim diye çırpınanlar var. Öbür taraftan oturun lan ben ilaç satıyorum diyenler var. Philips, işte Hollanda firması, işte röntgen makineleri bilmem neler şunlar bunlar. Hocam peki bir şey daha soracağım. Hani dediniz ya bu makine üreticileri var. Hani sağlıkta kullanılan tabii hastalıklar kullanılan. Hastalıklar için kullanılan. Atıyorum tansiyon aleti vesaire. Bunları ilk önce bir bazılarının tek elinde yani söylediğimizde bazılarının tek elinden alıp ilk önce bunu devlet eline geçirdikten sonra istediğimiz gibi şekillendiriyor. Evet. Onun da adı sistem değişik. Bir kapitalizmden sosyalizme geçiş. O bakkal devrimi bir alamaz ya. Bunlar devletlerin üstünde güçlü. Tabii. Kapitalizm şu anda bütün devletlerden daha güçlü. Yani Amerikan Başkanı Parman Doyle. Philips'ten neyi olacak? O yüzden hekim olarak bu dinamikleri anlamamız için biraz sosyal bilimlerden, ekonomi biliminden çapozlamamız lazım. Sadece tıp öğrenerek olmaz. Bu işi bu kuşağa bırakıyoruz. Tabii. Biz yapamadık. Çok biz yapamadık. Yani şu anda içinde bir dönem. Çünkü şu anda formatlanıyorlar. Yani nasıl formatlanırlarsa o şekilde devam edecekler. O yüzden çok kritik bir evrim. Bence bu gibi sohbet bu gençlerin kafasında bir takım soru işaretleri oluştu. Ya hadi artık ver şu şeyini. Seyit Ekan'ımız Aydan Sıvı davet ediyorum. Hayır, ben teşekkür edeyim de. Hocam dur. Sen vereceksin onu da. Öncelikle kadim dostum, sevgili arkadaşım. Arkadaşlığından her zaman gurur duyduğum
Ama mesleki yeteneğine, bilgisine ve bunu sunuş şekline her zaman hayran oldum. Gerçekten. Dünyada birkaç insana hayranımdır ben. Onların başında gelir. Nasıl güzel anlattı değil mi? Bu kadar teknik konuları. Serdar hocanızdan öğrenecek çok şeyimiz var. Şöyle yapalım biz. Öne çıkalım. Buradan geliyor şey. Kapatalım arkayı. O yüzden de beni kırmayıp buraya geldiği için. Ama ben hani ülkenin yetiştiği yerel bir hekimdir. Maymunun gözünü açıp uluslararası arenayı gösteren adamdır. Yani. Yes. Açacağın önden açılır. Ondan sonra hani dik konulur. Şöyle böyle. Tamam. Şimdi ondan sonra sağ elini sıkarsın, sol elini versin sağ elle. Hocam önce konuşmaya koymayın. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir konferans oldu. Çok şey kattınız bize. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok biraz önce de resim alacaktım. Ooo hem de isme yazılmış ha standart bir. Kişiye özel. Kişiye özel. Gel şöyle yapalım. Biraz daha ne olacak? Işık. Ha evet böyle. Evet şimdi aşağı geleneksel merdivenlerimize gidiyoruz.